Şimdi bazı arkadaşlar, bazı yorumlarda gördüğüm diyorlar ki işte çıktığını çok eski tarihten kalma, sorun sayma makine falan. Eski tarihten kalma değil arkadaşlar. Herkesin, her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı vardır derler. Hepiniz biliyorsunuz. Bizimki de böyle. Biz bu işlerden hoşlanıyoruz arkadaş. Makinalaşmaktan ziyade insan, hani tamam bazı kolaylıklardan faydalansın ama bunlar da güzel şeyler yani. Bunlarla çalışmak daha insana daha başka bir tat veriyor yani. Nasıl anlatayım size? Mesela bizden daha öncekilerde de hiç doğru düzgün bir şey yokmuştu. Biz yine buna motor taktık yani. Motor kullanıyoruz. ...25 yıllık meslek hayatında arkadaşlar... ...öğrendiğin bir şey var. Yaptığın işi zevkle yapacaksın. Ne iş yapıyorsan o işten zevk alacaksın. Zevk almazsan zaten o işin tadı çıkmaz. O işten hayır gelmez. Ben yaptığım işi severek yapıyorum arkadaşlar. Çünkü bu motor sarmak, bu işi yapmak bana bir... ...değişik bir... ...tat veriyor ya. Hani ekmeğimizi tamam bundan kazanıyoruz ama... ...kazandığımız ekmeği... Evimize gittiğimiz zaman, başımızı yastığa koyduğumuz zaman rahatlıkla uyuyabiliyoruz. Çünkü helalinden ve dürüst kazanmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Yeni yetişen arkadaşlara da tavsiyem, bazen arıyor beni, takipçilerimden falan arayanlar var tabii. Diyor ki arkadaş, abi ben bu işe yeni başladım, bana tavsiyem nedir? Hani bana bir önerim var mı? Veyahut da ben bu işi yapmak istiyorum, bana önerebileceğim bir şey var mı? Ya arkadaş dürüst olacaksın. Yaptığın işi dürüst yapacaksın. Mesela bizim meslekte bazen var. Denk geliyoruz. Motorun iki bobini yanmış. İki bobini değiştiriyor. Motoru sardım diye parasını alıyor. Bizde o yok. Altı bobinle bir tane de yansa altı bobini sökeriz. Altısını da değiştiririz. Ondan sonra müşteriye teslim ederiz. Dürüst olma. Dürüstlükten zarar gelmez. Ben bu işe başladığımda ortaokulu yeni bitirmiştim. Daha 13-14 yaşında köyden gelmişim. Hiçbir yeri bilmiyorum. Büyük şehirde kaybolacağım neredeyse. Hiçbir yeri bilmiyordum bu işe başladığımda. Çok değişik geliyordu bana. Bu motor sağlar. Bu motor nasıl çalışıyor? İşte bu teller ne işe yarıyor? Hep merak ediyordum yani. Merak içindeyim. Gelmişim, bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Hayatımda görmemişim motor. Bu işin içine girince her şeyi öğrendik arkadaşlar. Bizim mesleğin bir sıkıntısı var. O da çalıştıracak, yetiştirmek için personel bulamıyoruz. Şimdiki çocuklar, gençler işi öğrenmek zor geliyor. Bizim işi biraz nasıl söyleyeyim size? Elimiz kirlendi, üstümüz kirlendi. Görüyorsunuz yani bizim üstümüz kirli arkadaş.
Biz bu işten buradan para kazanıyoruz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. O yüzden çocuklar çok para veren yerlere gidiyorlar. Meslekleri seçiyorlar. Gidiyor mesela başka işler yapmaya çalışıyorlar ama bizim işte tamam başta para almayabilirsin ama ölmeyen bir meslek arkadaşlar. Size çok para kazandıracak bir meslek. Kafanızı kullanırsanız, kendinizi geliştirirseniz bu meslek hiçbir zaman bitmez. Hiçbir zaman bitmez. Hep de para kazandırır. Kimseyi aç bırakmadık bu ana kadar. Düşünün yani 14 yaşında gelmişim ben bu Ankara'ya. Hiçbir şeyim yok. Bir ceketim, bir pantolonum var. Allah'a şükürler olsun. Şimdi kendi yağımıza kavrulmaya çalışıyorum. Tavsiyem ne olursa olsun nasıl bir meslek seçeceğinizi, mesleğin geleceğini düşünerek seçin arkadaşlar. İlerisini düşünerek yapın. Okuyamıyorsan bu işe okumayı zorlatmanın bir anlamı yok. Üniversiteyi bitirmek için okumayın arkadaşlar. Ya ben yanıma geliyorum, görüyorum bazen. Adam liseyi bitirmiş, liseyi birinci sınıfla bitirmiş. Yazıya sayı saymasını bilmiyor arkadaş. Şu bobini saydıramıyorum ya. 60'a geldim takılıp kalıyor ya. Böyle bir şey yok ya. Yani tavsiyem o ki hayatımıza yön verirken, geleceğimize yön verirken düzgün mesleğimizi ilerisini düşünerek seçin. Bugün biraz çenem açıldı, kusura bakmayın. İnşallah sizi de bunaltmam. Bugün biraz kimse de olmayınca iş yerinde biraz konuşmak istedim. Hepsi o kadar. Benim arkadaşlarım vardı. Askerden geldim. Arkadaşlarım dedi ki bana, ya dedi Kemal dedi. Sen dedi gerçekten düzgün bir meslek seçmişsin. Doğru bir meslek seçmişsin. Hani biz gittik. Başka işler yaptık ama. Okumaya çalıştık, bilmem ne yaptık ama en azından senin elinde bir mesleğin oldu dediler. Şükürler olsun Allah'a. İyi kötü bir mesleğimiz var. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz, paramızı kazanıyoruz. Birisi arayıp da Allah razı olsun ustam dediği zaman o yetiyor bize ya. Biz adam tamah eden insanlarız. Çoğu peşinde değilim arkadaşım. Elimi geçin deyip çocuklarıma bakayım yeter. Mesela bir takipçim var. Arıyor beni. Abi bana şöyle bir motor bağlantısını yapamıyorum. Bana bir video çekip atar mısın diyor. Mesela bunlar beni mutlu ediyor. Arayıp benden bilgi almalarını onlara yardımcı olmaya çalışmak beni mutlu ediyor arkadaş. Her şey para demek değildir. Önce insanlık. Önce insanlık arkadaşlar. Unutmayalım ya ne olursa. Şurada dünyada yalan dünya ya. Kaç günlük ömrümüz var ki. Birbirimizi üzmeyelim. Birbirimizi kırmayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 3 kW 4 beygir 2400 devir motor sarımı yapacağız. Gördüğünüz gibi 2 tane bobini yerleştirdim. Diğer bobinimize geçiyoruz şimdi. Bunları zincir değil de 3 tane alta 3 tane üste atmak şeklinde biraz daha işi hızlandırmak amacıyla böyle sarmaya karar verdim. Bu arada da yeni iş yerimize geçtik. Eski iş yerimizi değiştirdik.
Yeni bir iş yeri, yeni insanlar, yeni bir hayata başlıyoruz diyebiliriz. Allah herkese bol kazanç, hayırlı rızıklar nasip etsin. Dürüst insanlarla karşılaştırsın. Ustanın da dürüstü lazım, insanın da dürüstü lazım. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyor ki ya usta çok geri kalmışsınız diyor ama biz ekmeğe fabrika değiliz. Bizde 300-400 kişi çalışmıyor. Biz kendi ekmeğimizde kendi yağımızda kavrulmaya çalışan insanlarız. O yüzden hani büyük makineler yok bizde. Son sistem motor sarma makineleri yok. Gördüğünüz bu ellerle biz iş yapıp para kazanmaya çalışan insanlarız. O kadar paramız olsa zaten bu gidip de bu işi burada atölyelerde bu işi yapmayız. O makineler pahalı makineler. Bize uygun değil yani o sistem. Şahsıma olarak söylüyorum. Hani bana uygun değil. Çünkü biz böyle gördük, böyle yetiştik. Böyle sanıyoruz. Arkadaşlar motorumuzu bitirdik. Son ucların olduğu yerin bandajını ve ucların bağlantısını yapacağız. Bağlantıyı 1400 devir bağlantı anlatacağım size tabii nasıl yapıldığını da. Ara pres bantlarını koyuyoruz. Bu. Arkadaşlar motorumuz bitti. Bağlantıya geçtik. Şimdi bağlantı 1400 devir bağlantısı motor bağlantısı yapacağız. Onu tarif edeyim. Bilmeyen arkadaşlar veya yapmak isteyen arkadaşlar için. Çıkış ucunu aldık. Çıkış ucunun olduğu bobinle beraber 4 sayacağız. 1, 2, 3, 4. 4. bobinin giriş ucuyla bağlıyoruz. Önümüzdeki bobinin çıkışını aldık yine. Yine 4 sayacağız aynı şekilde. 1, 2, 3, 4. 4. bobinin girişi. Yine önümüzdeki çıkışı aldık abicim. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4. bobinin çıkışıyla bağladık. Bunlar kendi aralarında paralel bağlantı olacak. Ara bağlantısı. Geriye kaldı 6 sarnıç. Çıkış uçlarını birleştireceğiz. İstersek dışarı uç olarak çıkaracağız. İstersek içeride yıldız yapacağız. Yani yıldız. Şöyle gördüğünüz gibi tam da yıldız oluyor zaten. Çıkışları birbirinden yıldızladık. Geriye kalan 3 tane giriş ucunda motor elektrik bağlantısı için dışarı çıkacağız. Muammer bugün gene İstanbul'dan aradı lan. 30 beygir bir tane motor varmış. Kompresör Çiller motoru. Yardım verdik gelmedi gene. Kargoyla gönder dedim. Sarayım dedim. Abi dedi bakayım da ben haber vereyim dedi sana dedi. Burada çok para istiyorlar dedi. Hem de 15-20 güne veriyorlar dedi. Ben 3-4 günde teslim ederiz sana dedim ama bakalım inşallah gelir.
iletkenlik özelliği oluşsun diye üzerindeki emayeyi kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Lehim yaparken lehim tutsun, artı bir günden üzerindeki emayeyi almazsak olmaz bir günden lehimlenmesi için. Bir şey olmaz o kadar. Tamam. O motor da kalacak. Kimin o bilmiyorum onda. Kimin olduğunu da bilmiyoruz onda. Getirip de soktuğu yeri. Ha, götür de ben yumuna getirip duvarı içer misin? Video açık oğlum, video açık. Kayıt yapıyoruz şu anda Mamers'ta. Kayıt yapıyoruz. Kayıt mı yapayım? Kayıtçı mısın? Ben getirmiş şeye, gözüm illerim, gözüm onu duvarın yüzüne şey çar. Ha, güzel güvenleri, paşa. Babanla mı yıkar? Oğlum şuradan insan girdiği zaman göreceğin yerlere uğraşsın. Sen geçici olarak geçici olarak da şu rafta işte zaten oraya koyun eldiveni. Geçicisi var mı? O şeyi getirdi çalışmıyor. Bakalım. Burada niye çalışmıyor? Hangisi? Bir şey yapsak falan. Baş taş. Çalışmıyor. Çalışmıyor. He. Dışarıda yine kar başlamış. Dışarıda kar başlamış. Şu eklerine mi sök? Eklerine mi sök? Eklerine mi sök? Çektin, kopattın mı? Ne yaptın? Muammer genleşme takını Vedat'tan alsan ne olur? Kaçta ki Vedat'ta? 200 mi daha canım? 300 mü dedin? Ne dedin sen Ali abi? Niye kendin liste var dedin ya da?
Teklif oradaydı da ne yazdık ki? Emul arabaya bir de girmiyor Kurban. Vedat'ta kitap. He. Allah'ım niye? Şişman ufak. He. Küçük. Kaç lira fark var ki zaten? Fazla bir fark yok mu? Son zamanlarda fazla bir fark koymadı. Getir gelin. Oğlum nereye tutuyorsun? Sen görüyor musun? Görüyor. Abi burada mı ki? Son yıldız ucumuz da bağladık. Yıldızımızı da yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ekleri kazıdık. Birazdan lehime geçeceğiz. Tamam dur. Başladım. Gördüğünüz gibi en son lehim içine kaldık. Şimdi lehimden ne yapıyoruz? Önce ek yerlerini pastalıyoruz arkadaşlar. Daha önceden pastaladık bunu. Pasta sürmezseniz lehim iyi tutmaz. Gördüğünüz gibi burada pasta var bakın. Alev fişini çekmişsin. Takılı. Niye? Ne adamıyım, top